Nasıl bir duygu lise öğrencilerinin elinden bir ödül almak? En güzel şey öğrencilerin ve gençlerin elinden alman ödülleri bence. Bu yüzden ödülün diğer hani seçilerek jüriler tarafından verilen veyahut da başka hesaplar yapılarak verilen ödüllerden çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Gençler her zaman ön planda, geleceğimiz onlar ve ben Türkiye'nin gençlerine çok güveniyorum. O jüri falan dediniz, orada bir şike böyle bir şey oluyor mu? Yok, mutlaka oluyor. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada jüri işin içine girince bir takım başka hesaplar ön plana çıkar, yapılır. Ben zamanında Altın Portakal'da, Antalya Altın Portakal ana jürisindeydim. Yani orada da biz 7 kişilik bir jüriydik. Hani bizi çıkarın, başka bir 7 kişi koyun. Emin olun o sene Antalya Altın Portakal'daki ödül alanların isimleri değişik olabilirdi. Jürilerin verdiği ödüller, böyle kalabalık oylamayla yapılan ödüller daha kişisel, jürisel oluyor. Son zamanlarda birçok sanatçımızdan sahne görsel olarak güzel giyiniyorlar. Ama bunun yanı sıra da bazı belediye konserlerinde hani açık giyindikleri için önleri kesildiği, konserleri iptal edildiği söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Sektörden aldığım bir bilgi. Şu sıralar birçok belediye kadın sanatçı getirmeyin, erkek sanatçı getirin diye organizatörlerle konuşuyor. Ben organizatörlere ve belediyelere sesleniyorum. Tüm bu ayrımcılığa, bu kötü bakışa inat kadın sanatçılara değer vermeleri ve ön plana çıkarmaları gerekiyor. Ben bu sene geçmişte yaptığımdan çok daha fazla belediye konseri yapmak istiyorum. Sırf bu cümleye inat. Yani ne demek kadın sanatçı getirmeyin? Biz ne yapıyoruz ki? Sebebi açık hani sahne kostümleri olduğu için mi yoksa açık giyindikleri için mi? Vallahi zihniyetin kötülüğü bence. Hiçbir şey değil. Yani sahnedekinin kıyafeti falan veya da ne yaptığı değil. Oradaki o bakış açısının kötülüğü. Işın Karaca'nın da bir açıklaması oldu. Kadın eti bu kadar ucuz olmamalı diye. Ya herkes istediğini giysin, ister kapalı giysin. Ben işte göbeğimi açayım, açayım. Ne var bunda? Yani şunda ne var? Allah aşkınıza ödül törenine geliyorum. Şu kıyafetim. Şimdi belki de hani üstümü çıkaracağım ödül alıp ve şarkımı söylerken. Yani artık bunlara takılmayalım. Ben de zamanında kıyafetlerle ilgili çok pişman olduğum cümlelerle sarf ettim. Ama artık diyorum ki kimse kimsenin özgürlüğüne karışmasın, bir başkasının hayatını etkilemiyorsa, bir başkasının hayatına dokunmuyorsa.